karşılaşmasında nasıl bir Galatasaray sahada bekliyorsun? Evet savunma dörtlüsünde Helino'nun bugün bu maçta sol bekte olabileceğini söyledik. Orta sahada bence Torayla Kanayhan ikilisi bozulmayacaktır. Hemen önlerindeki o kanatlarda biri daha kesin olacaktır tabii ama e, sağ kanatta kim oynayacaktır? Ve tabii forvet arkasında da ben Kerem'i bekliyorum. Galatasaray'ın ideal 11'ini artık bir çırpıda sayabiliyoruz. Birkaç mevki dışında. Ceyda dediklerin Tamamen yani Galatasaray cuk oturuyor. Seninle aynı fikirdeyim. Sağ açıkta ben bir Barış Alper bekliyorum. Yani pres gücü, savunmaya katkısı. Çünkü Bayern maçında yani ilk maçtaki gibi baskı kurmak inanılmaz bir performanstı. ilk maç Galatasaray'ın ortaya koyduğu 70 dakikalık süreç bir Avrupa şampiyonası, Avrupa şampiyonu final maçı atmosferindeydi. Onu biraz daha vites düşürerek uygulamak lazım muhtemelen Bayern maçında. E, Münih deplasmanında Barış Alper sanki orada bir tık daha size pres gücü katar. Çünkü Tete o kadar baskı yapmıyor. Ziye maçın genelinde oyunun içinde olmuyor. Yani topla buluştuğu zaman e, daha fazla katkı veren bir oyuncu. O yüzden Barış Alper'in olması muhtemelen orada pres gücünü de yükseltir. Savunma katkısı verir. Onun dışında Icardi iğneyle de olsa sağda olacaktır. Forvet arkası senin de dediğin gibi Kerem olur, solda da Zaha olur. E, Kaan ve Torre ile ikilisinin tutması bence Galatasaray'ın bu tip maçlardaki en iyi silahı oldu. Daha savunmaya yönelik, aynı zamanda birbirleriyle anlaşıp beklerin arkasını doldurmaya çalışan iki orta savuncusu. Bu kurgu saydığımız gibi olur muhtemelen. Zikri Süleyman Bey demiş ki Bayern sıfır Galatasaray 6 yazın bunu bir kenara. İnşallah böyle çıkardı. Ben bunu bir kenara yazmış olurum. olurum. E, tabii en büyük temennimiz Galatasaray'ın kazanması olur. E, diğer yandan şöyle bir sorulara da bakıyorum. Fahrettin Konak demiş ki Gerson Fernandez gelirse takım seviye atlamaz mı? Demiş. Yani öyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Çünkü Beşiktaş'ta kontratı var. Yani öyle Büyük takımlar arasında takaslar falan da söz konusu olmuyor. O yüzden çok kolay. Oyuncunun bon servisi de yüksek. Yarısı sadece Beşiktaş'ta. Ee, çok böyle e, hani akla kulağa uyan bir transfer iddiası değil bu. Çok imkansıza yakın görürüm bu iş. Barış yerine Tete daha ideal demiş Yasin Bey. Bayern Münih kadrosunda. Aslında e, Barış maç maç Barış Alper Yılmaz. Maç maç e, hocanın direkt olarak 11'de başlatacağı e, oyunculardan olabilir. Çok hızlı evet e, bitiriciliği biraz zayıf olsa da yoracak bir isim sanki. Şöyle bir şey Tete size daha iyi pas yapar daha iyi rakip geçer alan daha iyi boşaltır ama bayan deplasmanı olduğu için bunu söylüyorum. E, geçen sene bu tip karşılaşmalarda Barış Alper'in daha net kullanıldı. Tamam forvette kullanıldı ama baskıyı azaltmak adına yani rakibin beklerini de çıkartmaya engel olmak adına Barış Alper olabilir. Bir de Barış Alper'in bence orta sahaya katkısı daha fazla. Tete ile başlasa Galatasaray, Tete, Za, Kerem ve Icardi çok hücumcu olur. Aynı şekilde Ziyehi de katalım buna. Bayern deplasmanında bu kadar hücum düşünen, bu kadar hücum çıkaran bir kadro ne kadar mantıklı olur onu da bilmiyorum. Yani çünkü bir an bile konsantrenizi kaybetmemeniz lazım. Gördük 70 dakika 68 dakika direndiğiniz çatır çatır oynayıp yani dize getirdiğiniz Bayern karşısında 10 dakika oyundan koptuğunuz anda işlerin nereye geldiğini bütün konsantrasyonunuzu bozup Bayern'in öne geçtiğini hepimiz izledik. <laughs> nefesle lakaplı izleyelim. saşa Boy'a 100 milyona satarız ancak <laughs> diye bir yorumda bulunmuş. Ee, Seyfettin Can da demiş ki ben Yusuf Sarı'yı Galatasaray'da görmeyi çok isterim. Tetemete hikaye bence Yusuf daha iyi demiş. Gerçekten Adana Demir Spor'da Adana'da artık suyundan mıdır, yemeğinden midir? Başkanın inanılmaz bir e, kurgusundan mıdır? Giden oyuncu kendine geliyor. Giden teknik adam kendini, kendini buluyor. Yani Montella İtalya'da artık e, alt sıralarda bile takım bulmakta zorlanan bir hocayken muhteşem bir geri dönüş Adana Demirspor şimdi geldiği yer ortada. Clive e, teknik direktörlük kariyerinden çok idareciliğe yönelmeye başlayan bir yerdeydi. Şimdi Adana Demirspor'la tekrar döndü. Yusuf Sarı özelinde muhteşem bir performans sergiliyor. İnanılmaz bir çıkış. Tam düştü. Yani çok yetenekli ama o yeteneğin hakkını veremedi dediğimiz yaş seviyesinde bir anda milli takıma kadar yükseldi. Yani onu alan, alabilen Adana Demirspor'dan ki kolay değil Adana'dan oyuncu almak. E, takıma özellikle yerli limiti sınırlaması devam ettiği sürece muhteşem bir katkı verir kendi takımına. Ee, bir izleyenimiz daha demiş ki kolay gelsin yayınlar. Bayern üstümüze paldır küldür gelirse bedelini öder karşısında Galatasaray var. Şu yorumunu yapmış. Evet buna katılıyorum. Çünkü Galatasaray tam da bunu bekleyen oyunculardan kurulu. Yani Zaha dar alanda çalım atabiliyor. Son maç dar alanda oynadı. Ona rağmen 8'de 6 çalım başarısı var. İlk yarıda 5 isabetli çalımı var Kasımpaşa karşısında. Yani bunu bir de açık alanda yapabilen Zaha fark yaratır. Açık alanda Tete'yi, Tete sizi yakalarsa aynı şekilde Barış Alper hem Depar'ı hem de Ceza sahası içine doğru mesafe kat etmesiyle beraber size sorun yaşatır. Kerem zaten elinizde ama e, Bayern'in bu kadar kolay size e, alan bırakacağını düşünmüyorum. Yani oyunun belli bölümlerinde ancak bulduğunuz pozisyonları gol yapmak zorundasınız. Eğer paldır küldür gelirse evet Galatasaray bunu çok net bir şekilde avantaja çevirecek kadroya sahip. Ve istersen biraz da devre arası transfer dönemine şöyle değinelim. Galatasaray transferde geçen sezon aldığı geri dönüşleri bu sezon alabildi mi benim için soru işareti. Bazı isimler konusunda hele hele. Bir bakan bu bir Endombele, bir Angelino devre arası transfer döneminde Galatasaray'daki akıbetinin, akıbetinin ne olacağı merak edilen isimler. E, sen mevcut transfer politikasının yansımalarının devre arasında nasıl olacağını düşünüyorsun? Şimdi geçen seneki katkıyı almadığını bir iki oyuncu dışında çok net söyleriz. Burada asıl sıkıntı Galatasaray'ın yaptığı transferlerin yanlışlığı değil tutmaması. Yani Angelinho, City, Fandanslı, İspanya'nın genç takımlarında oynamış milli seviyede. Leipzig'le oynamış. Alman ligini biliyor vesaire. Doğru bir adım ama tutmayan bir durum var. Endombele fizik kalitesiyle beraber düşüştü ama ancak zaten mesela Icardi'yi de böyle aldınız. Yani Tete'yi de ayrı bir yere koyarsak Ziyehi de böyle aldınız. Şimdi bu oyuncuların tutmaması sadece tek başına Galatasaray yönetiminin problemi değil. Burada teknik eğitim de biraz daha ee, belki işin içine girmesi ve daha net hamleler yapıp e, belki de hiç oynatmayı düşünmemesi lazım. Yani bazı oyuncuları kazanacağız diye de takımı biraz zora soku, sokuldu ortada. Şimdi yeni e, transfer dönemi devre arası. Burada yaptığınız her şey çok daha riskli olur. Çünkü devre arasında takımlar nasıl Galatasaray, Angelino'yla yolları ayırmayı düşünüyor? Nasıl Endonbeli'yi göndermek istiyor? Diğer takımlar da bunu yapıyor. Fırsat transferi dediğimiz iş kapınıza gelirse evet o işin altına girebilirsiniz. Ama burada tekrar hatırlatalım limitleriniz var. Oyuncu satmanız lazım. Aldığınız oyuncular Angelino kiralık bonservis vermeniz. Sadece Icardi'ye bonservis verdiniz. E, Sanchez'i aldınız. Endombeley'i aldınız. Onlar da son gün biten işler. O yüzden devre arasında belki bir tane 6 numaraya Endombeley'i yollayabilirseniz 6 numaraya de oynayabilecek bir oyuncu hakkınız olur. Onun için de görüşmeler var ama biraz e, hani Erdem Timur sonradan işler bitince anlatıyor ya o gece şununla görüştük. 3 saat sonra bu masadaydı. 5 gün önce şununla görüşüyorduk. Böyle bir satranç oynanır. Bir tane oyuncu alırsınız o zaman. Solbek 8 numara ve net bir 10 numara lazım demiş Yasin Koç. Solbek, Solbek evet olursa tabii ki orta sayıda zaten konuştuk. Ya 10 numara da Şimdi elinde Ziyeh var, oynamıyor, beklediğimizden uzakta ama Ziyeh var. E Tete'yi de belki on numara kullanabilirsin. Yani e, Mertensin var seninle kontratı olan, Oliveira. hem Porto'da zaman zaman Roma'da kiralık döneminde bile on numara kullandın. Yani aslında o bölgede kimse yok değil ama herkesin aklındaki şey de şu, ya Icardi'ye pas atacak bir hücum oyuncusu isteniyor. Icardi'ye pas atacak bir Hacı isteniyor. Icardi'ye pas atacak bir Alex isteniyor. Tamam mı? Lincoln isteniyor eski Galatasaray. Bunu, bunu hayal ediyorsunuz ama e, aldınız şimdilik o seviyede değil. Herkesin aklındaki bu ama onu da bulmak gerçekten belki 50 yılda bir oluyor.